MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısına 20 dakika gecikmeyle katıldı. Konuşmasını her zamanki gibi ayakta değil oturarak yaptı. Sözleri çok sertti. Sinan Ateş cinayetiyle MHP'nin ve ülke ocaklarının sanık olarak afişe edildiğini bildirdi. İrtibat kurup suçlayanlarla tek tek hesaplaşacağını da bildirdi. Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Davamızı 3-5 çapulcunun keyfine göre yargılatamayız. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve ülke ocaklarını sorgulatamayız. 1 Temmuz'da ilk duruşması görülecek Sinan Ateş cinayeti davasında MHP'nin hedef gösterildiğini belirtip tepki gösterdi. MHP adına sadece avukatların salonda bulunacağını açıkladı, eleştirileri sert sözlerle yanıtladı. Milliyetçi Hareket Partisi ile ülke ocaklarını en küçük bağ ve bağlantısı olmayan bir cinayetle İrtibatlandırıp suçlayanlara bu can bu bedende olduğu müddetçe hakkımı helal etmeyeceğim ya da bu dünyada ya da mahşerde hepsiyle tek tek hesaplaşacağım. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısına yaklaşık 20 dakika gecikmeli geldi. Konuşmasını da her zamanki yerinde ve ayakta değil, grup başkan vekilinin bulunduğu yerde oturarak yaptı. Bizi Türkiye İttifakı adıyla kurulduğu söylenen, dağası çatısı akan ve üzerine baykuşların konduğu arabaya davet etmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'i ittifak çağrısı üzerinden eleştirdi. Cumhur İttifakı devam edecek vurgusu yaptı. Cumhur İttifakı, Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı duvara toslayıp dağılırsa, emperyalizmin tetikçileri bayram edeceklerdir. Onlara bayram değil, layık oldukları zilleti her aşama ve seviyede yaşatacağız. Özel'in MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'a yönelik sözlerine karşılık verdi. O iki kişi diyerek sistematik ve plan dahilinde suçlayıp saldırdığı değerli arkadaşlarım benim can beraber yurttaşlarımdır ve partimizin saygın isimleridir. Tek bir ülküdaşımız bile bunların alayına yetecek. İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı'na Fener Rum Patriği'nin ekümenik sıfatıyla katılıp ortak bildiriyi imzalamasına da sesini yükseltti MHP lideri. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde Konstantinopolis diye bir şehir yoktur. İstanbul 2. Vatikan'a dönüştürmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Almanya'da devam eden Euro 2024 futbol turnuvasında mücadele eden A milli futbol takımına Çekya maçı için başarılar diledi. Arda Güler'le ilgili tartışmaları hatırlattı. Arda'nın paylaştığı gibi Türkiye durmak yaraşmaz. Teknik kadronun ve oyuncularımızın morallerini bozacak her türlü açıklama ve söylentileri özellikle imtina etmesinin kanaatindeyim.